Aslında bu toprakların kadim halkları var, kadim bir tarihi var ve tarihte her zaman önemli rol oynamış topraklar. Kültürel olarak, siyasi olarak, toplumsal olarak kendisini var etmiş, kendine ait bir kimlik edinmiş, oluşturabilmiş topraklar. Ancak bu topraklarda bir toplumsallık alışkanlığı var. Bu toprakların genetiğinde, buradaki toplumların genetiğinde bir toplumsallık geleneği var. Toplumsallık geleneği merkezi devlet anlayışıyla, ulus devlet anlayışıyla bağdaşmayan bir yaklaşım. Toplumsallıkta yatay örgütlenme, eşitlik ve ortaklaşma varken merkezi devlet, ulus devlet anlayışında ise dikey örgütlenme, birilerinin bir şeylere sahip olması, diğerlerine de uygun gördükleri kadar şeyi göndermesi, paylaşması gibi değerlendirebilir. Dolayısıyla buralarda ulus devlet anlayışının mantığına ters düşen bir toplumsal yapı var. Bu toplumsal yapının dağıtılması devletin kendisi açısından bir beka meselesi, varlık yokluk meselesi. Şarkı Saat planının hazırlanması, daha sonra yürürlüğe, tabii ki ondan çok daha öncesine de gideriz biz. Osmanlı dönemine kadar gideriz. Osmanlı döneminden önceki sürece kadar gideriz. Buralar sürekli merkezi anlayışlar tarafından, imparatorluklar tarafından, daha sonra kurulan devletler tarafından tehlike olarak görülen, yok edilmesi gereken, dağıtılması gereken toplumların yaşadığı bir coğrafya olarak görülüyor. Ama en yakın dönemde, Cumhuriyet dönemine baktığımız zaman, Cumhuriyet'in Osmanlı'nın Alevilere, özellikle bu bölgedeki Alevi Kızılbaşlara, Kürt Alevilerine, bölge yoğunlukla Kürt Alevilerin yaşadığı bölge, Türkmen Aleviler çok az sayıda. Dolayısıyla bu bölgede Kürt demek Alevi demek, Alevi demek Kürt demek. O şekilde, o tabiri birbirini karşılayan iki tabir olarak kullanılıyor. Bu bölge sürekli dağıtılmak istenen bir bölge. Kürt Alevilerin, Kızılbaşların bu bölgede olması, bölgedeki merkezi anlayışın asla kabul etmediği bir şeydi. Şarkı Saat planı da artık bu seviyede görülebilir, bu bakış açısıyla görülebilir. Çünkü Şarkı Saat planında bölgenin aslında Cumhuriyet Aleviler, Kızılbaş Aleviler için bir kurtuluş olarak görülüyordu. Çünkü Osmanlı Devleti'nin baskıcı rejimi, Alevileri, Kızılbaşları rafizi, yani işte din dışı ve katli vacip olarak görüyor olması, Alevilerde Cumhuriyeti acaba biz kurtulabilir miyiz, bu baskılardan kurtulabilir miyiz gibi bir anlayış yaratmıştı. Ve Cumhuriyet'in kuruluşuna çok büyük destek vermişti Alevi toplumu kendi içerisinde. Daha sonraki süreçte zaten Cumhuriyet'in yavaş yavaş yeni devletin kurulmasıyla birlikte bu işin böyle olmadığı anlaşıldı. Kurucu unsurların gittikçe ötekileştirilmeye başlandı. Sadece Türk, sadece Sünni, sadece Hanefi anlayışın hakim olduğu bir devlet kurulmak istendiği anlaşıldı. Ve bu devlet içinde Aleviler, Kızılbaşlar, Kürtler, işte Ermeniler, gayrimüslimler hepsi ötekiydi. Bu bölgede de aynı şeyler yaşandı ve ondan sonraki süreçte de bu bölge sürekli baskılara maruz kalan, kimliği değiştirilmeye çalışılan, inancı değiştirilmeye çalışılan, toplumsallığı yok edilmeye çalışılan bir coğrafyaydı. Son dönemle birlikte artık biliyorsunuz işte Suriye'de yaşanan savaş, artık iç savaş diyemeyeceğiz çünkü dünyanın neredeyse her ülkesinden birilerinin toplanıp gittiği bir coğrafya oldu Suriye. Oradan savaştan göçen insanların da bu bölgelere gelmesi söz konusuydu. Ancak devletin burada şöyle bir yaklaşımı oldu. Elbistan, Pazarcık, Nurhak, bu bölge aslında bir bütün oluşturan bir hat. Birbiriyle akraba, ailelerin birbiriyle akraba köylerin yaşadığı bir bölge. Buraya büyük bir konteyner kent, bir çadır kent oluşturup genellikle Selefi akıma dahil olan Suriyelilerin yerleştirildiği bir coğrafya oluştu. Burada bir de 1978'de Maraş olaylarının hala zihnimizde bir canlı kalan bir yanı var. Maraş olaylarında özellikle sosyoekonomik olarak düşük seviyede olan köylüler, işte Alevilerin dükkanlarını yakın, evlerini yakın, yaktığınız dükkanlar, yıktığınız evler sizindir, onların malları sizindir anlayışıyla yağma ve katliama
uğratılmıştı. Şimdi bir benzerinin olma ihtimali alevler için hala güncel bir tehlike, güncel bir korku. Çünkü aynı anlayış, aynı selefi anlayışın, aynı yok edici anlayışın bugün yine aleviler üzerinde, alevlerin köyleri, alevlerin toprakları üzerinde belli yaklaşımları, belli istekleri olduğu kesindir. 1980 sürecinden sonra bu bölgede devletin şöyle bir politikası oldu. Siz devletten izinsiz hiçbir şey yapamazken, köylerde ibadetinizi, cem ibadetini yürütürken bile gizli saklı şekilde yaparken her ne hikmetse her şekilde yurt dışındaki ülkelere, Türkiye dışındaki ülkelere kaçak yollarla gidebiliyordunuz. Yani devletin bir açık kapı politikası vardı, görmezden geliyordu ve buradaki insanların burayı terk etmesi isteniyordu, buradan gitmesi isteniyordu. Ki bu belli bir sonuca da ulaştı. Alevilerin, Kürtlerin nüfusu bu bölgede gittikçe hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Bugün ise baktığımız zaman aynı meselenin bir başka boyutunu görüyoruz. Yani zihniyet değişmiyor. Her durum, her şekilde bu zihniyet için fırsata dönüştürülüyor. Yine deprem bölgesindeki birçok devlet kurumu kapalıyken, sular akmıyorken, musluklardan çamur akarken, elektrik yokken pasaport daireleri hizmet vermeye devam ediyor deprem bölgelerinde. Bu şu demek oluyor, buradan gidin. Buradan uzaklaşın. Peki buradan gidenler kim? Buradan gidenler demin söylediğim gibi 1980 sürecinden sonra çocuklarını, ailenin önemli bir kısmını yurt dışındaki ülkelere, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İsviçre nereye arıyorsanız buralara gönderen Alevi Kızılbaşların kalan kısmının yeniden o ailelerin yanına gidebileceklerini biliyorlar. Dolayısıyla gitsinler. Buralar terk edilsin. Buralar terk edildikten sonra dikkat ederseniz depremden sonra herhangi bir kurtarma faaliyetinden bahsetmekten ziyade yıkıp yeniden inşa edeceğiz, sıfırdan inşa edeceğiz sözleri söz konusuydu. Hiç kimseyi kurtarmak gibi bir dertleri olmadı. Dertlerinin şehirleri, kentleri yıkarak yeniden kendi anlayışlarıyla inşa etmek olduğunu biliyoruz. Aynı Sur'da yapıldığı gibi öz yönetim süreçlerinde Sur'da yerle bir edilen mahalleler Toledo'ya çevireceğiz diye ruhsuz ve kimin oturduğu belli olmayan, nasıl bir toplum yapısının oluşacağını belli olmayan bir merkeze dönüşmüştü. Bu bölgeleri de aynı noktaya çevirmek istiyorlar. Bu bölgeleri de aynı şekilde yapmak istiyorlar. Bizim şu anda köylerimiz, biliyorsunuz biz sürekli köyleri de dolaşıyoruz. Köylerimize girdiğimizde inanın ki bazı köylerde bir tane insan dahi göremiyoruz. Köye giriyoruz, sağa bakıyoruz, köyün içinde dolaşıyoruz. Bir insana dahi rastlayamıyoruz. Bu çok acı bir şey. Evlerimiz orada, topraklarımız orada, anılarımız orada, mezarlarımız orada. Bizi biz eden birçok şey oradayken deprem oldu, yine olacak, devam edecek, aman buradan kurtulun, burada sağlam ev kalmadı, bir an önce çekin gidin anlayışı biz Alevilerde büyük bir karşılık bulmuş durumda. Genciyle, yaşlısıyla herkes arkasına bakmadan köyünü, bölgesini terk ediyor. Zira bundan önce de zaten böyleydi. Depremden önceki bir yılda sadece Pazarcık ve Elbistan bölgesinde yaklaşık 5000 civarında genç insan, çoğu eğitimli genç insan Türkiye'den, Kürdistan'dan çıkıp yurt dışındaki ülkelere gitti. Burada sadece yaşlı insanlar kaldı. Siz de zaten burada gördüğünüz yardımlar sırasında birçok bebek malzemesi, bebek bezi, bebek maması geliyor. Ama çocuk olmadığı için, bebek olmadığı için dağıtamıyoruz. Daha çok böyle yaşlılara dönük ilaçlar, yaşlılara, hasta bezlerine talep var. Neden? Çünkü burada gençler durmuyor, gidiyorlar. Sadece yaşlı insanlar, anne ve babaları burada kalıyor. Şimdi depremle birlikte onlar da gitmenin derdine düşmüş durumda. Buradan uzaklaştırma adına bütünsel bir yaklaşım söz konusu. Çaresiz bırakıp uzaklaştırmak için her yol yöntem deneniyor. Sadece Elbistan bölgesinde değil, Adıyaman bölgesinde, Pazarcık bölgesinde, Nurhak bölgesinde de Alevi köyleri
hizmetin gitmedi. Normalde de öyleydi. Zaten siz giderken de görmüşsünüzdür. Eğer bir köyün yolu bozuksa o köy Alevi köyüdür. Şimdi de yardım politikasında aynı şey söz konusu. Eğer ki toplumsal dayanışma olmasaydı, Avrupa'daki Alevi örgütleri, Türkiye'deki Alevi örgütleri, Kürdistan'daki Alevi örgütleri, HDP, HDK gençliği, Türkiye soluyla birlikte bu bölgelere gelip ilk günden itibaren çalışmaya, dayanışmaya başlamamış olsalardı, bu Alevi köylerinin hiçbirisine ne gıda, ne temizlik, ne çadır, ne de barınma gibi imkanların gitmesi söz konusu değildi. Zira bunların hepsi Alevi köylerine, sadece Alevi köyleri değil, yoğunluklu bir çalışma içerisinde olduğumuz için biz devletten önce buradaydık. Devletten daha kalabalıktık. Devletten daha fazla çalıştık. Sadece Alevi köylerine değil, eksik olan ihtiyaçları bakımından bize ulaşan Sünni köylerine de hizmetleri, arkadaşların gönderdiklerini ulaştırmaya çalıştık. Bu konuda biz burada iyi bir dayanışma örneği verdik. Bu dayanışma örneğinin kendi köylerini, kendi topraklarını terk etme düşüncesinde olan insanlarımıza bir mesaj vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Gitmemeleri gerekiyor, dönmeleri gerekiyor. Bu topraklar onların toprakları. Burada yaşadılar, burada doğdular. Her şekilde dönüp dönüp yeniden buraya gelecekler. Kendilerini bulacakları yer yeniden burası. Aleviler, Kızılbaşlar, Kürtler topraklarından koptuklarında, metropollere hapsolduklarında ruhlarını kaybetmeye başlıyorlar. Kendilerinden önemli bir parça eksiliyor. Dolayısıyla topraklarını, tarihlerini, anılarını, geçmişlerini, kendilerini yok etmek isteyenlerin insafına bırakmamaları gerekiyor. Buralar onların ve kendileri burayı yeniden inşa etmek zorundalar. Hem mimari açıdan inşa etmek zorundalar, hem toplumsal açıdan, sosyal açıdan inşa etmek zorundalar. Yeniden toplumsallığı var eden ve kendilerini yok etmek isteyen zihniyete karşı büyük ve sağlam bir cevabı oluşturmak zorundalar. Bu güç de var. Kendilerinde bu güç de var. Belki şu anda üzgün oldukları için, belki şu anda kendilerini çaresiz hissettikleri için bu gücün farkında değiller. Ama bu toplumsallık, bu güç bu insanlarda var, bu topraklarda var, bu dağlarda, bu taşlarda var. Bir araya geldiğinde yeniden yaşanılabilecek bir coğrafya, yaşanılabilecek bir belde oluşturulabilir. Zira depremde binalar yıkıldı, insanlar öldü. Ama gördüğümüz bir şey daha var ki sadece insanlar ölmedi, insanlık da öldü. Yeniden insanlığı diriltmek için toplumsallaşmak gerekiyor. Bireysellikten ve buradan kaçmaktan öte gelip yeniden burayla bir olmak ve burayı ayağa kaldırmak gerekiyor. Aslında o bölgede olan insanların çoğu cemevlerine sığınıyorlar. Zira kendilerine kimsenin yardım etmediğini, aslında yardım etmesini bekledikleri noktalardan da yardım gelmediğini gördüklerinde çekinerek de olsa, ilk başta çekinerek de olsa cemevlerine geliyorlar. Buradaki örgütlülüğün kendilerine sunduğu paylaşım imkanlarından yararlanıyorlar. Bu başlı başına bir şeyin göstergesi, bu başlı başına bir büyük bir hakikatin göstergesi. Ben sadece ben yaparım, ben istediğime yaparım ve istediğim gibi yaparım anlayışının yerine biz yaparız, birlikte yaparız, kendimiz için en iyisini, en doğrusunu yaparız anlayışının vücut bulmuş hali ve cemevleri burada ibadethane, cemevleri Alevilerin ibadethanesi diyoruz ama Aleviler aslında şunu da söyler, bizim için bizim ibadetimizle, inancımızla hayatımız ayrı şey değildir. Biz yaşadığımıza inanırız, inandığımızı yaşarız. Ve burada da tam gerçekliğin karşılığını veren bir pratik gerçekleşiyor. Tabii ki şunu da söylemek gerekiyor. Her toplumda, her kurumda yozlaşmalar olduğu gibi Alevi toplumunda, Alevi kurumlarında da yozlaşmalar var. Bu noktada devlet aygıtıyla bir şekilde içli dışlı olanlar, kafa kol ilişkisine giren Alevi örgütlerinin de
topluma ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veremedi. Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek için mücadele eden Kürdistan'ın dört bir yanından, Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlara sırt çevirdiğini de ne yazık ki görüyoruz. Bunu da süreç içerisinde dillendirmeye, Alevi örgütlerini bu tarz yaklaşımlardan ve bu tarz iktidar anlayışlardan kurtarmak için mücadele edeceğiz. Buralara baskın baskın olmuyor mu? Yağmur su daha ülkeyi hiç açmıyoruz. Yağmur yağarsa gidemeyiz bile. Gidemeyiz. Full çamur olur buralar. Yok yok, bir de düşünsene.